Cumhuriyet tarihinin resmi sürgünde doğmuş ilk ve son yurttaşıyım. Fanatik bir Fenerbahçeydi. Geçen yıla kadar e, siyasetçi olmak istiyordu. Bu sene futbolcu olmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba beni yazarla tanıştırabilir misin lütfen diye. Tanıştırırım oğlum dedim. Annem de 83 yaşında ve e, Ankara'da sokağa çıkarak baroların e, ayrılışması sürecini e, protesto etti. Yani biz Suriyelilerden üstünüz. Suriyeler aşağı ırk. Biz aşağı ırkla birlikte şöyle bir hayat geçirmeyiz. İçimize yerleşiyorlar. Türk halkını uyutuyorlar. Ona çok kızgın. Tamam ya. Çıkıyor anneme küfür ediyor adam. Tamam. Bütün kamuoyunun da yapıyor bunu. Yüzlerce harbiyenin, şehit harbiyenin isim listeleri. Ümit hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi söylüyorum. Aslında sizi de çok merak ediyorum. siz nerede büyüdünüz Ümit Yani Ankara'da mı, İstanbul'da mı, Türkiye'nin başka bir yerinde mi? Ben Ankara'da büyüdüm. Japonya'da doğdum. Aa, İki yaşında e, Türkiye'ye döndük. Babanız elçi miydi? Büyük elçi. Hayır, babam e, Milli Birlik Komitesi üyelerinden birisiydi. 1967 e, 1960-27 Mayıs darbesinde. Ve sonra Türkeş'le birlikte yurt dışına sürüldü. Ben Cumhuriyet tarihinin resmi sürgünde doğmuş ilk ve son yurttaşıyım. Aa, evet. Peki yurt dışına sürüldüğünde o nasıl oluyor? Dışişleri Bakanlığı'nda devlet müşaviri diye bir kadro ihtiyaç ediliyor 14 kişi için. Aslında bir görevleri yok. Türkiye'ye girmeleri yasak. Ve iki sene sonra yasak kaldırılıyor. Ve Türkiye'ye döndük onun üzerine. Ben de Ankara'da büyüdüm. Tet Ankara Koleji'ne gittim. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Almanya'ya gittim ve Münih Üniversitesi'nde okudum. Siyasal bilgiler, felsefe, iktisat okumaları yaptım. Ve daha sonra işte yüksek lisansla bitiriyorsunuz zaten. Sonra doktoraya başladım felsefede. Fakat doktorayı yarıda ve bıraktım ve babam gel artık dedi döndüm ve Ankara'ya döndüm yine ben Ankara'yı çok seviyorum ee, hani bazıları çok İstanbul'u severler ben İstanbul'u sadece tatil için e, seviyordum ama İstanbul milletvekili olduktan sonra İstanbul'u daha iyi tanıdım ee, bundan iki hafta önce oğlumu getirdim ilk kez e, İstanbul'a 10 ee, yaşında İstanbul'u ilk kez gördü aktif İstanbul'da. Ankara'da kurulduğu bir düzenim olmasaydı İstanbul'da yerleşirdim ben hemen." dedi. Öyle mi? <laughs> ben de Ankara'nın düzenini çok severim <laughs> Ankara'nın düzeni hakikaten gerçekten do, do, düzgündür yani. Hem çok büyük düzenli de, bir de, kent Ankara. Evet. Ve e, Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Ümit Bey, anneniz ne e, ne yapardı? Annem e, Türkiye'nin aslında en eski gazetecilerinden bir yandan yani. 1958-59'da Vatan Gazetesi'nde e, Ali ve vesaire gibi böyle duayan gazeteciler daha sonra. E, onlarla birlikte çalışmış. Sonra e, hukuk okumuş ve e, avukatlık yaptı uzun yıllar babamla birlikte. Babam da çünkü siyasetten sonra e, avukatlığa döndü. 1969 itibaren siyasetin dışındaydı. Ee, en son bu, bu baroların birleştirilmesine avukatların protestosu sırasında annem de 83 yaşında. Ve e, Ankara'da sokağa çıkarak baroların e, ayrılışması sürecini e, protesto etti. Vay. Evet. Babanız yaşıyor mu? Hayır babamı kaybettik 2002 Ay, yılında. Sağolsun. Evet. Ee, şimdi siz Türkiye'nin sürgünde ilk doğan bebeği olduktan sonra aslında... Hani mesela sürgünde doğmak sizin başınıza e, siyaset yüzünden gelmiş bir şey. Evet. E, babanız işte sürgüne gitmiş. E, belli ki acılar çekmiş. Hı hı. E, daha sonra babanız siz siyasete atıldığında, Ümit oğlum yapma bu işi, ben çok acılar çektim, sen de çekersin dedi mi? E, hayır. E, aslında e, babam benim her zaman siyasete gireceğimi biliyordu. Çünkü ben, 15 yaşından itibaren siyasetin içinde olduğum lisede. Hatta TET Ankara Koleji'nde siyasetten dolayı okuldan tasdiknamesi verilen tek öğrenci oldum. Okul bittikten sonra, mezun olduktan sonra tasdikname verildi. Başka bir okuldan gittim. E, diplomamı aldım. Ve e, aktiftim yani siyasette, küçükken, de, çocukken de. E, tabii o zaman kendime çocuk gibi gelmiyordum. O zaman çok e, büyük işler yaptığımı e, düşünüyordum bireysel olarak da. Daha sonraki hayatımı şekillendirirken de hep bilinçli olarak yani ne okuyacağım, hangi mesleği seçeceğimi 14 yaşında, 15 yaşındayken biliyordum. Akademisyen olacaktım, siyasal bilgiler konusunda çalışacaktım ve sonra siyasette aktif siyasete girecektim. Bunların hepsini de tek 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 gerçekleştirdim. Hatta bir dostum bana şöyle söylemişti yıllar sonra. Sanki dedi elinizde dedi bir böyle e, tamamlanacak işler listesi var. E, bittikçe yanına bir çentik atarak hayata devam ediyorsunuz. Biraz öyle doğru. E ama zaten akademisyen olmak öyle bir plan ve program gerektirir. E, tabii ama ben yani hayatı da e, kendi hayatımla ilgili 15 yaşında e, kendime koymuş olduğum, e, hayatıma koymuş olduğum hedefleri gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Hiç ee, babam gibi ben de sürülürüm falan diye düşündünüz mü? Evet. Hayır düşünmedim. Hayır. Hiç gelmedi. Böyle bir soruyu da ilk defa e, muhatap oluyorum. Şimdi düşündüm, hayır düşünmedim. Şundan dolayı soruyorum. Hani Çocukluk travmaları tekrar eden şeylerdir ya. Bilmiyorum, ben de olmadı. Bu şanslısınız. Evet. Anneniz hala avukatlık yapmıyordur. Yapmıyor, hayatta ama. Ee, o benim en... için endişeleniyor şimdi. De değil mi? Tabii. Hem de çok. Telefon ediyordur arada. Ee, Her gün. Neredesin diye telefon ediyor. Ee, ben de Ankara'da olduğum zaman muhakkak e, uğruyorum, elini öpüyorum, biraz sohbet ediyoruz. Nasıl gidiyor diyor. Çünkü aktif olarak da takip ediyor. Ee, ama e, mesela şunu asla söylemez, yapma demez, ee, dikkatli ol der. Ama tabii e, ee, insanın belli bir yaşı geçmiş annesi olunca da size neden telefon ettiğini aslında yapma demek istediğini ama yapma diyemediğini de biliyorsunuz tabii. Biliyor. E, hala evli misiniz Ümit Bey? Hayır. Mesela biz bu bilgileri hiç bilmiyoruz. Ne kadar garip. Evet. Siyasetçiler bunu özellikle mi saklıyor? Yok ben saklamıyorum. İnternette var. Evet. Sizi e, bazı insanlar çok agresif buluyor. Hı, hı. E, siz de zaman zaman bir siyasetçinin olmaması gerektiği kadar kendinizi e, kontrol edemediğinizi düşünüyor musunuz? Ben sizin Halk TV'de İsmail Saymaz'ı azarlamanıza denk gelmiştim de bir evet. kere. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. E, siz evden bağlanıyordunuz. Evet. Bir şey dedi. Sunucu mu bir şey dedi? İsmail Bey mi bir şey dedi? Hayır. Orada bir defa İsmail Saymaz'ı e, gazeteci olarak severim. E, sadece gazeteci olarak... Dil ee, duruşundan dolayı da beğendiğim bir arkadaşımdır. Zaman zaman sohbet ederiz. Özel sohbetlerimiz de olur. Ee, ses bağlantısı çok kötüydü. <laughs> evet, evet. Ve o ses bağlantısından dolayı benim e, söylediğim bir şeyi yanlış anladı ve söyleyince ben de ona kızdım. Ee, yani gerçek hayatta da olsa ben gerçek hayatta nasılsam öyleyim. Evet, bazı şeylere kızıyorum, çok kızıyorum. Ama bunu siz de yapıyorsunuz. Herkes yapar. Neden? Yani görürsünüz şunu iterseniz bu düşer ve kırılır. Ya yapma bak, itmeye devam eder. Tam düşme noktasındasınız, patlarsınız. Yapma dedim dersiniz. Bugün buraya gelmeden bir tweet attım. Taliban bir işitliği yakalamış, sorguya çekmiş ve videosunu yayınlamış. Diyor ki, sorguda işitli, Farsça bir şey sorgu. ben diyor, Afganistan'dan aldığım militanları Türkiye'ye götürüyorum. Türkiye'de onlara ev buluyorum. Diğer ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sonra geri dönüyorum, yenilerini alıyorum, götürüyorum. Şimdi ben bunu biliyorum ve yıllardan beri söylüyorum. İçimize yerleşiyorlar. Ee, bir gece kulübü vardı, Raina e, değil mi? Hiç gitmedim. Ama gitmiş olmayı isterdim. Neden biliyor musunuz? Bir tek Kalaşnikov bir yaşam tarzı vardı orada, onu bitirdi. Bir gecede. Ve şimdi biliyorum ki Türkiye'de binlerce Kalaşnikov ve onları kullanabilecek binlerce militan terörist var. Uyuyorlar. Bir düğmeye basıldığında bunlar çıkacaklar ortaya. Bu beni gergin mi yapıyor? Evet. Bu beni diğer insanlardan ya gergin yapıyor. Diğer siyasetçilerden daha gergin yapıyor. Diğer siyasetçiler derken benzer evrakları gören bilgileri alan siyasetçiler onlar Türk halkına yalan söylüyorlar. Türk halkını uyutuyorlar. Ona çok kızgın. Öte yandan konuyu hiç bilmeyen ve e, Türk halkının karşı karşıya olduğu tehditler karşısında uyarmayan siyasetçiler var. Ben de onları uyarıyorum ve uyanmamakta ısrar ediyorlar. Ona da kızıyorum. Tabii e, bu arada Türk halkının uyanmaması için mevcut projenin yürümesini sağlamak için görevli olan fonlanan belirli merkezler var. Onlar da bana ve Zafer Partisi'ne yönelik büyük bir kampanya başlatmış durumdalar. E, tabii bu, bu bizi doğrusu etkilemiyor. Neden? Çünkü biliyoruz yani bunlar bu kampanyayı yapmak zorundalar. İşleri o onların ama e, biz de zafer partisi olarak e, Türkiye'nin sürüklenmek istediği noktanın karşısında aktif olarak mücadele veren son hattız ve son hat olduğumuzun bilincinde mücadele ediyoruz. Yani ülkeler değişik şekilde e, Arman Bey işgal ediyor. Bir ülke bir ordu diğer orduyu yeniyor ülkeyi işgal ediyor veya bir ülke diğer ülkenin Kaynaklarına el koyuyor, onları sömürüyor, o şekilde işgal ediyor. Ya da sınırdan milyonlar göçü geliyorlar sizin ülkenize, ülkenize çöküyorlar. Demografik yapı bozuluyor. Yani çöküyorlar ülkenize. Şimdi yüzünü yok. Ülkemize çökülüyor. Şehirlerimiz daha güvensiz hale geliyor. Kaynaklarımızı paylaşmak zorunda kalıyoruz. Sefaleti bilerek satın alıyoruz. Yani sefaleti toplum olarak satın alıyoruz. Bu göçü finanse ediyoruz biz. Yani ülkenin işgalini finanse ediyoruz. Bunların bilincinde olunca bunlar gözünüzün önünde gerçekleşince içerideki ihanet odakları olarak tanımladığım yerler bununla işbirliği yapıp ideolojik nedenlerden veya mali nedenlerden dolayı Türk halkının bu şekilde istismar edilmesinin önünü açtıkça biz de bu mücadelede sertleşiyoruz. Ama sadece bu mu? Bakın ben karakter olarak da mızmız bir adam değilim. Ee, hiç olmadım. Ee, kavgacı bir adam mıyım? Hayır o da değilim. Yani e, çocukken e, kavga belki hepimizin ettiği kadar. Daha sonra siyasette yine çocukken veya gençken e, kavgaya girdiğim oldu. E, ama yetişkin hayatımda, karate ve tekvando dışında, onları yaparken yaptığım dışında öyle çok kavga etmedim. Belki de orada attım, karate ve tekvando da attım e, enerjiyi. E, fakat e, bugün Portekiz'de siyaseti yapmıyoruz. Yani karşımızda bir tek adam rejimi var şeyman söyler oluyor. Çünkü diyecek anneme ki... küfre diyor adam. Tamam. Bütün kamuoyunun da yapıyor bunu. Diyecektim ki Türkiye'de siyasetin dili çok sert. Evet. Bu sert dil aslında akademisyenler biliriz ki çok kibar ve saygılı insanlardır. Hı. Bu sert dil sizi germiyor mu mesela ya da şimdi ona cevap verirken ya da herhangi birine cevap verirken siz de sertleşmek zorunda kalıyorsunuz. Sonra Atıyorum gece başınızı yastığa koyduğunuzda, ya deyip içinizden bir şey kopmuyor mu? Hayır kopmuyor. Yani bakın neden kopmuyor onu da söyleyeyim. Ee, ben 1990'lı yıllardan itibaren terörizm çalışmaya başladım, ulusal güvenlik meseleleri. Ama e, terörizmi çalışırken bunu kütüphaneden de çalışmadım. Güneydoğu'da dolaştım. Karakollarda kaldım. Dağ köylerinde kaldım. Operasyonları gördüm, izledim. Sınırın öbür tarafına geçtim. Bir gün beni bir özel harp birliği aldı, bir yerden bir yere getiriyor. Çocuk, üstte hemen dedim ki, kaçtısın? Dört sene önce mezun oldum dedi. Dönemini şöyle Kaç kişi girdiniz dedim. Özel harbe. Ee, dört kişi girdik, üçümüz şehidiz dedi. Bunu çok yaşadım. Harp okuluna gittim konferansa. Yüzlerce harbiyenin, şehit harbiyenin isim listelerini okudum. Ee, Gazilerle çok konuştum. Şehit aileleriyle bir araya geldim. Ve sonra televizyonda terör örgütünün siyasi kulunun temsilcileriyle karşı karşıya geldiğim zaman da kimse benim liberal solcular gibi konuşmamı beklemesin. Ben çünkü Türk milletinin ve Türk ordusunun, Türk jandarmasının, Türk polisinin, Türk korucularının Türkiye'yi savunmak için ödediği bedelin yüksekliğini biliyor. Onun için bir siyasi parti genel başkanı olarak da Silopi'ye ilk gittiğim zaman, sınırda köye gittiğim zaman gittiğim ilk yer köyüm mezarlığı oldu. Çünkü orada beş tane Şehidin olduğunu biliyordum. Korucu. İlk önce o mezarları ziyaret ettim, mezarları yıkadım, duam ettim. Ondan sonra düğüne davet edilmiştim, düğüne katıldım. Şimdi de 10 seneden beri Türkiye'yi 2011'den beri uyaran bir akademisyen ve siyasetçi olarak bu işin buraya geleceğini, buradan daha kötüye gideceğini de biliyorum. Bakın. Balyoz komplosu ilk kez benim Kanal Türk'te katıldığım bir programda açıklandı. Balyoz. Dedim ki komplo bu. Bu komplo dedim. Darbe böyle olmaz dedim. Ya. Benim doktora tezim ve doçentlik tezim ordu siyaset ve darbeler üzerine. Ben dünyada darbelerin nasıl yapıldığı, Türkiye'de darbelerin nasıl yapıldığı ile ilgili yüksek lisans dersi vermiş tek akademisyenim. Onlarca tez yönettim. Böyle darbe olmaz. Buna çocuklar bile inanmaz. Yani uyarılarımı, tespitlerimi e, Türk toplumuyla bir akademisyen ve siyasetçi olarak yıllardan beri paylaşıyorum. Ve güvenlikle ilgili tespitlerimin hemen hemen yüzde yüzünün doğru çıktığını da biliyorum. Evet. Bakın Nazlı Ilıcak'la 2015 senesinde bir programımız oldu televizyon programımız. O zaman Genelkurmay büyük iç ayaklanmaya karşı bir yeni konsept hazırlamış. Dedi ki ya böyle bir konsept var evet böyle bir konsept çalışmışlar dedim. Hazırlanır bu tür şeyler. Dedi ki nedir ki bunun olma ihtimali? Yüzde on dedim. Geçiniz o zaman dedi. Benden asıl dedim ki Nazlı Hanım buradan İstanbul'a dönmek için havalanına gittiniz. Uçağa tam binerken yanınıza birisi geldi ve İstanbul'a gidip götürecek uçağın düşme ihtimalinin yüzde on olduğunu söyledi. Biner misiniz o uçağa? Binmem o dedi. Geçiniz o zaman dedi. Bir sene sonra darbe oldu. Şimdi bana kızıyorlar. Yüzde yüz eğer bu süreç durmazsa iç savaş olur dediğimde. Ben de diyorum ki ne olur salaklık etmeyin. Bakın hazırlanıyor gözünüzün önünde. Bu işitliler Türkiye'yi Afganistan'dan niye getiriliyor? Neden güvenli evlere yerleştiriyor? Bunlar tatil yapmaya mı geliyorlar? Cübbeli Ahmet Hoca'nın uyarıları neden? 750 sayfa ifade verdi, anlattı. Durum bu. Ümit küçük partiler nasıl ayakta kalıyor? Şimdi siz devlet yardımı almıyorsunuz. Evet. Ee, ne oluyor? Kendi paranızı kendiniz üyelerden topluyorsunuz. Öyle mi ki ayakta kalıyorsunuz? Çok zor bir iş çünkü. Çok zor bir iş. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz küçük parti değiliz. Biz henüz grubu olmayan partiyiz. Onun için de yardım almıyoruz devletten. Ve tabii Türkiye'de böyle iki kutuplu bir siyaset vardı. Biz bu iki kutubun da dışında kaldık ve ikisini de eleştiriyoruz. Ee, saray rejimini destekleyenler aman bu kalsın diye bütün yatırım oraya yaparken değişsin diyenler de bütün yatırımı AK Millet İttifakı'na yapıyor. Ve biz burada tabii e, çok zor durumdayız. Öyle başladık yola. Hatta dediler ki böyle bir parti niye ihtiyaç var? 10 ay önce. Bugün Türkiye'nin en önemli Araştırmacılarından birisi sabahleyin uyandığımda bir not yollamış bana. Sayın Genel Başkan, şöyle bir araştırma yapıyorum. Daha bitmedi ama araştırma. Ee, doğrusu çok şaşırdım ve e, size tebriklerimi iletmek istedim diye araştırmanın neticelerini e, bildirmiş. Biz de bunu zaten sahadan görüyoruz. Tabii... E, Buna rağmen henüz finansal olarak istediğimiz desteği sağlayabilmiş durumda mıyız? Hayır değiliz. Neler yapıyoruz? Bağış çağrısında bulunuyoruz sosyal medyadan. Herhalde 4500 kişi bir seferde 1 milyon liraya yakın bağışta bulundu. En fazla 3000 en az 34 lira olmak üzere. Sonra Saray Rejimi'nin Yıkılışı diye bir kitap çıkarttım. Dedim ki imzalı kitap 150 lira, bağışlı bulunan bize. Binlerce sattı kitap. İnsanlar bağış bulmak için bir gerekçe e, yaptılar. Mesela bir e, üniversite öğrencisi 90 bin lira para yollamış. Yollarını bir şey en üstüne. Özel kalemi müdürüm aradı kendisini. Evladım bunu babandan haber vermeden aldıysan yani yapma bunu sana geri iade edelim. Yok demiş ben borsada oynadım. Onu, tabii destekleyenlerin sayısı da gelmiş olduğu noktada artıyor. Özetle biz bu mücadeleyi biraz önce söylediğim gibi bir makam değil, bir vatan mücadelesi olarak verdiğimiz için doğrusu evet çok kaynağa ihtiyacımız var ama çok kaynak olsun biz ondan sonra mücadele ederiz. Dememüş ne sahip değiliz. Elimizde ne varsa onunla mücadele ediyoruz. Muhtemelen cebinizden de para harcıyorsunuz. E tabi. Mesela ben işte 2016 model bir arabaya biniyorum. Taksitli aldım. Taksitini hala ödemeye e, devam ediyorum e, arabanın. Partinin borçlarını e, kapatmak için bireysel olarak kredi çektim. O krediyi ödemeye devam ediyorum. E, ama Herkes elindekiyle bir şeyler yapmak zorunda. Eğer bu ülkeyi seviyorsak bunu yapacağız. Yoksa söylediklerimiz bizim bir anlamı olmaz bunları yapmazsın. Sosyal medyada da zaman zaman hem siyasilerle hem de haktan insanlarla tartışıyorsunuz. Mesela siyasilerle tartışmada da garip bir dil kullanıyor. Hain, sensin hain. Ben, mesela ben ben öyle bir şey yapamam mesela o gece çok mutsuz olurum günlerce mutsuz olurum muhtemelen. Hmm. E, bu sağlam da bir sinir isteyen bir şey. Hmm. Değil mi? Tabii öyle. Gerçekten öyle. Ama ben e, hep soğukkanlı olmuşumdur. Televizyon programlarında da kolay kolay e, sinirlenmem. Tabii bu arada adrenalin yükselir ve hani program biter gece 12'de saat 2'de kadar 2'ye kadar tavana bakarsınız ya. Yani o kaçınılmaz bir şey program içerisinde soğuk kanlı olmak için verdiğiniz mücadelenin de etkisiyle. Ama e, siyaset hele Türkiye gibi bir ülkede sağlam sinir e, gerektiriyor. Hele e, anayasanın askıya alındığı, e, iktidarın e, muhalefetteki ve iktidardaki politikacıları takip ettiği, e, kredi kartınızı kontrol ettiği hangi otelde kalıyorsanız o otelde şu e, kalış sürecinizi kontrol ettiği özel hayatınızı didik didik ettiği bir ülkede e, bir de bunları biliyorsanız e, hani bilmeyen arkadaşlar da var e, bir bunların teknik ayrıntılarını da biliyorsanız daha çok sinirlenirsiniz e, ama ben sinirlenmiyorum bunu normal kabul ediyorum e, ve mesela iktidara bir mesaj yollayacağım zaman bunu WhatsApp üzerinden yapıyorum. Diyorum ki yani şöyle şöyle bir şey var. Birisi bir arkadaşım var. mesela size yolluyorum ama aslında yolladığım siz değilsiniz. Al, yolladığım muhatabım. O muhatabım kendisini biliyor. Şimdi Almanya'da bir siyasetçi böyle konuşmaz. Neden? E Almanya'da demokrasi var her şeye rağmen. Ama Türkiye'de demokrasi yok. <laughs> Tek çocuğunuz mu var, Ümit Bey? Evet. Okuyor, ilkokulda. İlkokulda, ortaokulda geçtim şu an. Mesela özel bir eğitim veriyor musunuz? Şundan dolayı soruyorum. Hani Türkiye'de eğitim sistemi kötü falan diyoruz ya. E, siz de bir akademisyansınız. Çocuğunuzun e, kötü yetişmesini istemezsiniz muhtemelen. E, hayır. E, şöyle, e, özel bir eğitim e, vermeye ihtiyaç olmadı. E, çünkü çocuklar biliyorsunuz biraz da taklit ederek öğreniyorlar. Ben de iletişim kurmasının da temel araçlarından bir tanesi olarak tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarını tercih etti. 3 müthiş bir çocuk ve şimdi karşılaştırmalı tarih diye bir kendi kendine çalışmalar yapmaya başlamış mesela Çin'in gayri safi milli hastasını Amerika ile karşılaştırıyor. Çin ordusunun Rus ordusuyla dengesini anlatıyor bana. bir sohbet ediyoruz. Eee tabii Z kuşağı denilen o kuşak biz onlara Türk gençliği diyoruz. kitap okumaktan çok şeye yöneliyor. Tabletten okumaya yöneliyor. Fakat ben kitap okumasını da istiyorum. Ee, bu aralar sıkı bir Fenerbahçeli, fanatik bir Fenerbahçeli ee, ve e, geçen yıla kadar e, siyasetçi olmak istiyordu. Bu sene futbolcu olmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, o düşünce kendisine dün akşam e, bir eski futbolcumuzun bana imzaladığı e, futbol endüstrisini anlatan e, kitabı verdim. Dedim bunu oku. E, Bugün bana mesaj atmış. Baba beni yazarla tanıştırabilir misin lütfen diye. Tanıştırırım oğlum dedim. Size ee, söyler mi bazen baba siyaseti bırak? Çünkü siyasetçiler aileleriyle çok da fazla ilgilenemiyorlar. Ma maalesef ben onu özlüyorum, o beni özlüyor. Bazen onun için görmüyorum kendisine. Ee, e, o zaman hissediyorum da böyle kırılmışlığını ve üzülmüşlüğünü. Benle birlikte dolaşmasını istiyorum ama korona var ortada. Onun için... E, e, dolaştıramıyorum. O da benle birlikte dolaşmaktan çok e, hoşlanıyor. İşte en son İstanbul'a geldiğimizde ve İstanbul'a ilk gördüğümüzde dönerken hayatımın en güzel iki gününü geçirdim diye dö döndü. E, ben de benimle anıları olsun istiyorum. Benim onunla anılarım olsun istiyorum. Çocukluğunda bunlar kare olarak aklında kalsın istiyorum. Evet ama e, istediğim kadar oluyor mu? Olmuyor. Fakat öte yandan biliyorum ki e, Alp ve Alp'in yaşındaki çocuklar Ondan daha küçük ve daha büyüklerin güvenle yaşayabilecekleri bir Türkiye için ...yurtta sul, cihanda sul olan bir Türkiye ve dünya için mücadele ediyorum. Bazen yoruluyorsunuz tabii insan olarak da. Öyle şeyler görüyorsunuz ki çevrenizde uzak yakın. Bu kadar şeye değer mi diyorsunuz? Bu soruyu da kendime sorduğum zaman. Ee, bu soruyu sorduğum zaman bana tekrar e, mücadeleye devam gücü veren şey, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan inancım ve bağlılığı. Ona borçluyuz bunu. Dün <laughs> girmediniz değil mi? Hayır. Şanslı bir ülkücüsünüz. <laughs> evet biraz. Evet, çünkü 12 Eylül döneminde muhtemelen siyasetle uğraşıyordunuz. Uğraşıyordum onun için yurt dışına. Beni babam yoldadı e, 77'de çünkü sürecin oraya doğru yönlendiğini onlar da gördüler. Ha. Siz tam 12 Eylül e, askeri darbesi sırasında yurt dışındaydınız. Öncesinde çıkmıştım. yurt dışına. Ha. İyi ki burada değilmişsiniz. Yani bilmiyorum hayat nasıl gelişirdi e, ama e, öyle gelişti daha sonra bir aslında genel başkanlık mücadelesi de verdiniz. Hani biz de hepimiz seyrettik işte. 2006'da evet Milliyetçi Hareket Partisi'nde evet. ihraç edildim. Sonra geri döndüm 2010'da. 2011'de milletvekili adayı oldum. Ee, 2015'te tekrar davet etti Devlet Bey. Aday gösterdi. Bu sefer kazandım Haziran seçimlerinde. Kasım seçimlerinde tekrar girdim, tekrar kazandım. Ee, bu arada MHP 80'den 40 milletvekiline düştü. Tekrar ee, ihraç e, edildim Genel Başkan adayı olmam üzerine ikinci kez. Sonra da İyi Partiyi Akşener'le birlikte kurduk. Milliyetçi hareket Türkiye'de çok parçalandı. Değil mi? Evet Milliyetçi Hareket Partisi doğru e, parçalandı. Bu e, hem sosyolojik dinamiklerle hem politik dinamiklerle e, ilişkili e, kök parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bunun hiç tartışmasına gerek yok ama e, hayatın ihtiyaçlarını karşılamadığı ölçüde siyaset yeni e, çözümler üretiyor. Milliyetçi hareket ya da ülkücü hareket çok dışarıdan maskülen, e, çok tırnak içinde söylüyorum erkek, e, belki de bu gördüğümüz ülkücü teşkilatlardan dolayı hep öyle gözüken bir şey. O Orada bir kadının var olması çok mu zor? mit Bey Aslında e, hayır değildi yani geçmişten bahsediyoruz e, ve bir e, zaman içerisinde sanıyorum e, bugün de MhP'de daha fazla e, 12 Eylül öncesine göre 12 Eylül sonrasında daha fazla e, kadın var e, Ben bugün zafer parçasından konuşursam e, birçok il başkanımız kadın Divanda birçok kadın arkadaşımız var. Önümüzdeki süreçte sayıları artacaktır muhtemelen. Keza genel derli kurulun, kurulunda artacak. Özetle kadınların e, siyasette yer alması bir partinin e, gü güçsüzlüğü değil, aksine gücü anlamına geliyor. E, belki böyle e, çok anlaşılmasa da veya ters gibi gelse de, Türkiye'de aslında siyasette e, kadınları en fazla sokan e, Partiler, e, milli selamet, e, fazilet, refah e, çizgisi ve sonra AK Parti oldu. Ve AK Parti iktidarının önemli bir boyutların, boyutunu da kadınlar oluşturmuştur. E, kadını siyasete dahil etmediğiniz zaman partinizin başarı şansı yoktur. Sizi ne eğlendirir Ümit Bey? Efendim? Sizi ne eğlendirir? E, beni ne eğlendirir? Oh! Beni e, güzel bir kitap çok eğlendirir. Casusluk filmleri. E, hani vurdulu kırdılı filmler var ya. Keyifle seyrederim. Sonra, e, ama onu yaparken de mesela sadece film seyretmem. Bir taraftan okurum, bir taraftan e, seyrederim. Genellikle iki işi bir arada e, yaparım. Bunu bazen çok anlamıyorlar ama e, yani bir yere odaklan. Hiç hayatı Sadece bir iş yaparak yapmadım e, diye düşünüyorum. Bunun televizyon... arkadaşlarımla sohbet etmek keyifli sohbetler yapmak beni eğlendirir e, veya e, mesela orman tatili beni çok eğlendirir. Daha doğrusu keyif bir ormanda tatil yapmak. E, Öyle televizyonda dizi falan takip etmiyorsunuz, vaktiniz olmuyor. Yok, ha, dizi izlemiyorum. Popüler... Ama böyle başı sonu belli diziler vardır yani arka arkaya değil de her epizotta bir olay biter evet. Öyle dizileri ben de severim. Evet, onları seviyorum. Doktor pol dizileri öyle evet. olur. Polisi olanlar evet. Türkiye'de popüler kültürle ilgileniyor musunuz? Mesela ne oluyor filan hani işte atıyorum magazinde ne oluyor popüler kültürde ne oluyor kim nereye gidiyor filan böyle şeyler çünkü, yok. Ona... <laughs> çünkü Ümit Bey Son 6 yıldır artık popüler kültür de giderek siyasetin içine girdi garip bir şekilde evet. Türkiye'de. Haklı olabilirsiniz ama yani ona çok vaktimin kaldığını söyleyemem ve ee, e, o kadar yoğun bir tempo ile hele 2015 sonrası e, yaşadım ki hayatı. Yani düşün Haziran 2015'te bir seçime girdim Kasım 2015'te bir başka seçime girdim. Sonra partiden ihraç edildim. Sonra referandum süreci. Referandum sürecinden sonra İyi Parti'nin kurulması. Arkasından 2018 seçimleri. Sonra 2019 yerel seçimleri. Sonra İyi Parti'den ayrılmam ve Zafer Partisi'ni kurmam. Şimdi buradayım. Hakikaten çok. Arada popüler kültüre yer kalmadı. çok şöyle şeyler tartışılıyor ya çok fazla. İşte şimdi aslında Türkiye'de iki tane popüler kültür ürünü tırnak içinde söylüyorum. Selebriti var. Yandaş olanlar, yandaş olmayanlar. Mesela böyle bir ayrımı siz doğru buluyor musunuz? Yandaş olanlar, yandaş olmayanlar. Ee, şimdi aslında şöyle bunu basın ölçeğinde alırsak iki tane yandaş var. Saray rejiminin yandaşları, AK Millet İttifakı'nın yandaşları. Çok net görüyoruz. Nereden? Zafer Partisi'nin tutumlarından görüyoruz. Ee, yani her ikisi de kendilerine demokrat. Çok ne? Hani mesela Afgan göçü oluyor İran sınırından. Biz partiden arkadaşlarla birlikte İran sınırına gidiyoruz Van'a. E, askeri bölgeye giriyoruz. Askeri bölgede basın toplantısı yapıyoruz. Basın bunu vermiyor. Ne saray rejimi veriyor ne diğerleri. Öbür taraftan kendilerine yakın hissettikleri siyasi liderler çorba içmeye gidiyorlar. Bu haber oluyor. Evet onun için yandaşlık var mı? Var. Yandaşlar var mı? Var. Gerekçeleri ne olursa olur. Siyasetin bu dili çok sert ya, herkes birbirine hakaret tamiz sözler ediyor. Sonra o siyasiler bir yerde de karşılaşıyorsunuz. Ankara ufak, siyaset ufak. Ne yapıyorsunuz o zaman? Hani herkes sırtını dönüp bir yere gidiyor mu yoksa Hayır. E, medeniyet sınırları çerçevesinde selamlaşılıyor mu? Medeniyet sınırları çerçevesinde selamlaşılıyor. Televizyon programlarında da öyledir. Yani program sırasında çok sert tartışırsınız. Ama programı ara verilince herkes çayından ve kahvesinden birer yudum alır, bir nefeslenir. O sırada tabii şöyle düşünülmesin. Hani o bir şov değildir. Gerçekten konuşurken sertleşirsiniz. O konu oraya gelir çünkü. Ama e, bu kavga etmenizi gerektirmez. Argümanların çatışmasıdır bu. E, bunu ben de birçok kez daha sonra yaşadım. E, ve e, yani siyasette e, kavga edeceksin ama barışmasını da bileceksin. Barışmasını bilmiyorsan kavga etme. Niçin? Türkiye için barışacaksın. Çünkü Türkiye bizim duygularımızdan daha önemli. Eğer Türkiye'yi gerçekten seviyorsak kendimizden fazla sevmemiz gerekiyor. Ben kendimi önce kendimi seviyorum sonra Türkiye'yi seviyorum diyorsan o gerçek bir sevgi değil Türkiye'ye karşı. Bu yolda hiç vazgeçtiğiniz, ben çok yoruldum, artık yapmak istemiyorum dediğiniz oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Çok yorulduğumu hissettiğim anlar, biraz önce söylediğim gibi Atatürk'e olan borcumu hatırladım. Ve bu bana tekrar mücadele etme gücü verdi. En son ne zaman tatil yaptınız? Abi, bu, bu sene e, 6 gün tatil yaptım. Şanslısınız. Ve ya ne kadar iyi bir şeymiş. <laughs> Değil mi? Evet, ne kadar iyi bir şeymiş. Öyle bir şansınız oluyor mu? Hani ben telefonu kapatacağım. İşte altı gün önce beni aramayın. O da olmuyordur. Altı gün boyunca gene sizi arıyorlardır. Tabii tabii çalışma. Yani şöyle tatil yaparken e, okudum. Parti ile ilgili evrakları çalıştım. E, notlarımı aldım. Şöyle tweet attım. E, zaten ben bir, bir, ara... Birkaç gün önce 5 saat tweet atmadım. İnsanlar telefon etmeye başladı. Hastalandınız mı sen genel başkanım? <laughs> <laughs> Sürekli takip ediyor musunuz Twitter değil gündemi sürekli? Tabii, takip etmek zorundasınız, takip etmek zorundasınız. On algılarınız ona göre oluşuyor ama bu bende yeni değil. Ee, e, uluslararası ilişkiler alanında çalışınca e, perspektifinizin çok geniş olması gerekiyor. Hele stratejik analiz alanında benim gibi yıllarca çalışınca yani e, benim kafamın bir tarafında e, bugün iç politikada da olsam. Ee, Ukrayna'da ne oldu, öbür tarafta Sırbistan-Kosova arasındaki ilişkilerin nasıl gerçekleşeceği, e, Formosa adası üzerinden ta, şeyde e, Amerika ile Çin'in nasıl çatışacağı ve İngiliz Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz arttırımı ve bunların ortasında Türk siyaseti olmak durumunda. Başka türlü doğru analiz yapamazsınız. Zor. <laughs> ya. Ama Zafer Partisi'nin 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün baskılara bu kadar kaynak yetersizliğine rağmen bu kadar hızlı gelişmesinin iki nedeni vardır. Bir, e, Türk halkının iradesini siyasete taşıması, sığınmacılar konusunda. İki, çok akıllı stratejik hamleler yapması. Bu kadar yıllık siyasetçisiniz. Yaşadığınız en kötü şey neydi Ümit Bey? Söylemek istemiyorum. Peki. Biz de saygı duyuyoruz. Evet. Burada insan istediğini söyler. Programdan peki, sonra söylerim. Peki en çok mutlu olduğunuz şey? Ah, e, en çok mutlu olduğum an e, babam 1965 seçimlerinde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden genel başkanımız olarak e, parlamentoya girmişti. Ben ondan 50 sene sonra aynı partiden Parlament, milletvekili olarak parlamento'ya girdim. Tam 50 sene geçmiş aradan. Ee, o zaman 4 yaşında babamla gitmiştim parlamento'ya. Hatırlıyorum çünkü. Ee, o an e, kendi kendime şöyle söylediğimi e, hatırlıyorum. Doğru bir mücadele. Doğru yer. Türk Milliyetçiliği. Ve eee Önemli olan partinin kendisi değil, temsil edilen çizgi. Ve bugün de aynı politik çizgiyi, yani Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğini temsil ettiğimi düşünüyorum. Zaman zaman e, size, özellikle sosyal medyada, ırkçılık üzerinden de çeşitli şeyler söyleniyor. E, ya, mültecilere karşı tavırdan sonra Zafer Partisi'ne gelen popülerite giderek sizin söylemlerinizi daha uç noktaya mı taşıyor? Bu böyle bir planlı yapılan bir şey mi? Yoksa hayır zaten ben bunları söyleyecektim mi? Hayır şöyle birincisi biz mültecilere karşı değiliz. Yani Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin diyoruz sürekli. İki biz sığınmacıları Türkiye'nin dostları olarak yollayalım. Bizim karşı olduğumuz AK Parti'nin sığınmacılar politikası, kaçaklar politikası. Bu politika Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Biz onunla mücadele ediyoruz. Ama bu arada ülkemizde haddini aşan sığınmacılar var. Cinayet işliyorlar, çete çeteler oluşturuyorlar, Türklere siz buradan gideceksiniz diyorlar. Yani göçmeye çalışıyor. Bunlara tepki veriyoruz tabii normal. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama bakın o kadar ırkçı vesaire diyorlar. Benimle ilgili hiçbir savcının açmış olduğu nefret suçu yok. Çünkü öyle bir dil kullanmam. Neden? Çünkü mensup olduğumuz medeniyet ırkçılık üretmiyor. Yani biz Suriyelilerden üstünüz. Suriyeliler aşağı ırk. Biz aşağı ırkla birlikte şöyle bir hayat geçirmeyiz. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Dediğimiz şu. Bu tekne 100 kişilik bu tekneye 200 kişi bindiremezsin. Bindirirsen batar kardeşim bu tekne. Şimdi siz bir geminin kaptanı olsanız ve bu, bu, gemi 100 kişi olsa, yanda da bir başka gemi batsa, kendi geminizin batması pahasına o 100 kişiyi alır mısınız geminize? Ha bakın şunu yaparsınız, onlara can simidi atarsınız. Yardım kolunu çağırırsınız. Ondan sonra Mayday, Mayday çağrısında bulunursunuz. Diğer gemileri oraya çağırırsınız. Bunları yaparsınız. Onları hayatta tutmak için su verirsiniz vesaire. Yanlarından uzaklaşmazsınız. Ama geminizi atmazsınız. Şimdi Türkiye'nin de Suriye'deki iç savaşta yerlerinden edilenleri yönetebilecek başka stratejiler geliştirme imkanı vardı. Bunu sadece tek başına kendi halkının omuzunu almadan dünyayla dünyayı da bu paylaşıma itecek hamleler yapma imkanı vardı. Şimdi Erdoğan ne diyor? Batı Avrupa güvenliğini bizim burada 4 milyon Suriyeli'yi bakıp beslememize borçlu. Bir de sormazlar mı adama ya? Demek bu 4 milyon Suriyeli 27 tane Avrupa Birliği ülkesine gittiğinde bu 27 ülkeyi güvensiz yapacaksa Türkiye'yi ne yapıyorlar? 100 milyar dolar para harcamışız. Harcamaya devam ediyoruz. Hayatımızın her alanını etkiliyor. Durum bu. Biz de bunu anlatıyoruz. Bunun için bize ırkçı diyenlere bakıyorum. Hiç önemsemiyorum gerçekten. Neden önemsemiyorum? Çünkü bu ırkçı diyen anlam planı sırasında KKTC'yi yıkalım önemli değil. Kıbrıs'ın jeopolitik önemi yok demiş. Ya düşünüyorum düşünüyorum Alman Bey. Siz de uluslararası ilişkiler okudunuz. <laughs> ya 5000 seneden beri Kıbrıs'ın jeopolitik önemi var. Ve gelecek 5000 senede de olacak. Peki bunu söyleyen kim? Yani buna salak diyorum. <laughs> jeopolitik salak veya stratejik salak. Bak bu adam yürürken jiklet çiğneyemez yani. Bu iki işi bir arada yapamaz. Ama bir Türk devletinin yıkılmasını savunuyor KKTC. Allah'tan Rumlar yıkmadılar devleti. Şimdi KKTC yıkılsaydı anlam planına çıksın. Bizim Doğu Akdeniz'de doğal gazla ilgili bir hakkımız olacak mıydı? Olmayacaktı. Şimdi o gün anlam planını savunan salak bize Irkçı dediğinde diyorum ki ya ne kadar doğru bir iş yaptığımız bir daha ortaya çıktı. Çünkü bu salaklar konuşuyorlar böyle bize karşı. Ya da FETÖ'yü alkışlayan cemaat sivil toplum örgütüdür diyen bir casusluk örgütüne. Adamlar bize ırkçı dediğinde beni hiç etkilemiyor. Arkadaşlarımı da etkilemiyor. Evet, be, özel zevkleriniz var mı? Ne bileyim koleksiyon yaptığınız bir şey. Ne bileyim. Tespih koleksiyonu yaparım. Bir zamanlar... Böyle pul koleksiyonu yapıyordum ama çok amatör kaldım. Baktım onun için vazgeçtim. Ee, ama çok güzel bir kütüphanem var. Ee, eski kitapları da severim. Ee, param yeterse alırım. Ee, ama bunun dışında... Böyle e roman falan okur musunuz? Yoksa hep araştırma kitabı mı? Aa, yok. Zaman zaman roman okurum ama istediğim kadar fazla e değil. Fakat bir romanı seversen birkaç defa okurum. Hmm. Hangisini okudunuz mesela? Mesela Ali, evet, Ali ile Nino diye ee, Kurban Said'in bir romanı vardır. Ali ile Nino. Ali ile Nino bir anlamda Doğu'nun Romeo ve Juliet'i diye anılır. Mesela onu hem Türkçe, hem Almanca, hem İngilizce okudum. Ee, Türkçesini Türkçesinde bir iki defa okumuşumdur. İlk okuduğumda Orta Üç'teydim. Ee, yine Devlet Anayı. Hmm, şöyle birkaç defa okudum. Ee, Atsız'ın Bozkurtlar romanını, Bozkurtların Dilişi bölümünü birkaç defa okumuşumdur. Ee, yani e, okuduğum e, ve sevdiğim romanları e, birkaç yarın birkaç il, defa okudum. Yarın ilk işim bir tane Ali ile Nino edinmek olacak. Aa, çok merak şah. ettim. Kesinlikle bir şahaseldir. Peki. Sizi yakından tanımak çok keyifliydi. Sağ olun teşekkür ee, ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. thank you